Önce emekli milletvekilliğini ortadan kaldırsınlar. Böyle bir rezalet olmaz. Diğer meseleye gelince ikinci emeklilik dedikleri tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bir fon kurulacak, kıdem tazminatı kaldırılacak, paralar bu fona aktarılacak ve sen emekli olduktan sonra da para göre eline 3-5 kuruş daha fazla para verecekler. Yani kısacası kıdem tazminatlarına çökecekler. Bak Türkiye bu uygulamaların benzerini geçmişte başka başlıklar altında çok yaşadı. Tas testler vardı, tasarruf teşvik fonları. Keyler vardı, konut edindirme yardımı fonları. Bunların hepsi Ali Yedi oyuna gitti, Veli Yedi oyuna gitti. Sistem yürümedi. Aradan geçti 5 sene, 10 sene. Paralar enflasyonla uçtu gitti. Milletin eline 3 kuruş verdiler, bu fonları kapattılar. Daha öncesinde, ben gençlik yıllarından hatırlıyorum, yaşı benim kadar olanlar da bilirler, Sokaklara çıkardı memurlar. Meyak meyak dediler milyonları yediler diye. Meyak diye bir memur yardımlaşma kurumu adı altında kesintiler yapıldı. Onun parası da buhar oldu. Kamunun giderlerinin finansmanında kullanıldı. 3-5 kuruş da memurun eline verdiler. O defteri de kapattılar. Temennim odur ki bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin de akıbeti bunlara benzemesin.